Şimdi vicdan ve su nöbetinin bir başarısı mıdır bu bir yıllık erteleme kararı? Evet, şimdi ilk önce bir düzeltme yapayım. Ben nöbet alanında 23 gün kaldım. Fakat şu anda Kaz Dağları İstanbul Dayanışması içerisinde yine Kaz Dağları'ndaki bu direnişe İstanbul'dan destek verme çalışmalarının içerisindeyim. Şu an Kirazlı Balaban'daki nöbet alanında değilim. Evet, sorun değil. Sorun değil ama konuyla yakından ilgilendiğinizi biliyorum, o yüzden bağladık. Tabii. Şimdi bu karar bugün sosyal medya hesaplarından, Doğu Biga Madenciliği'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Doğu Biga Madenciliği'nin, yani Alamos'un, Kanadalı firmanın Türkiye'deki taşeronu olan Doğu Biga Madenciliği'nin Türkiye'de Kirazlı bölgesindeki maden arama ruhsatı 13 Ekim'de sona eriyordu. Süresi 10 yıllık olan bu ruhsatın son tarihi 13 Ekim 2019 ve 2019'un 13 Ekim'inden 13 Ekim'de biten ruhsatın yenilenmesi için bu firmanın tekrardan başvurması ve başvurudan sonra da ilgili birimlerin, Orman Genel Müdürlüğü'nün, bakanlığın burada alanda yapacağı incelemelerle birlikte maden ruhsatının yenilenip uzatılıp uzatılmayacağının kararının en geç aralığın 13'üne kadar vermesi gibi bir süreç var. Evet. Bu şu anda ki açıklaması aslında bu sürece tekabül ediyor. Tamamen orada bir faaliyet, yani Alamos'un oradan çekip gitmesine yönelik bir açıklama değil. Kafa karışıklığına ve aynı zamanda direnişin kırılmasına da neden olabilecek bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu firma çok büyük bir firma. Alamos dünyanın birçok yerinde benzer doğa katliamlarına yol açmış, maden arayan bir şirket. Özellikle Meksika'da yapmış olduğu benzer altın arama ve çıkarma çalışmalarıyla vermiş olduğu, doğaya vermiş olduğu zararları biliyoruz. Burada Güney Amerika'daki özellikle çalışmalarında çok tecrübe biriktirmiş. Oradaki yerel halkın haklı direnişleri karşısında binbir türlü hamleler geliştirmiş. Bu direnişlerin kırılmasıyla ilgili ilk etapta sanki vazgeçiyormuş gibi bir algı toplumda yaratarak direnişin kırılmasına, bir rehavete bürünmesiyle tekrardan büyük bir atağa geçtiğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bu bir manipülatif açıklama mı? Direnişi kırmaya böyle dönük olabilir, manipülatif bir açıklama olabilir. Olarak mı görüyorsunuz? Evet, bu böyle olabilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu direniş devam etmeli. Şu anda sadece yapmış oldukları başvuruya bir cevabın gelmediği ve şu andan itibaren orada herhangi bir faaliyet yapma hakkı yok bu firmanın. Dolayısıyla en ufak bir çalışma, en ufak bir yapacağı, bu madende yapacağı bir hareketlilik kesinlikle tam olarak hukuka aykırı ve suç kapsamında ele alınmalıdır. Ta ki bilir kişilerin bu alanda yapacakları inceleme sonrasında talepleri olan ruhsatın yenilenmesi, uzatılması taleplerine verecekleri cevaba göre. Tabii burada biz biliyoruz ki zaten çok aşikar bir şekilde Alamos firması büyük bir doğa katliamı gerçekleştirmiş ve burada doğa katliamının gerçekleşmesine neden olan yetkililerin, ruhsatı verenlerin de aynı zamanda çok büyük bir suç teşkil eden durumu söz konusu. Şimdi... ama toplumsal sahipleniş ve bu doğa katliamına ve Kaz Dağları'na sahip çıkma iradesi, 82 gündür orada destansı bir direnişi sergileyen Her Yer Kaz Dağları hashtag ile orada bulunan Türkiye'nin birçok yerinden oraya akın etmiş insanın iradesi birçok kesimi bu meselede geri adım atmaya götürüyor. Koray Bey, buyurun. Siz orada o nöbeti tutanlarla konuştunuz mu? Nöbet devam edecek mi, etmeyecek mi? Tabii ki nöbet kesinlikle devam ediyor. Biz her an oradaki arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz.
Kazalar İstanbul Dayanışması'nın en önemli görevi oradaki direnişin, çadırlı 7/24 direnişin devam etme koşullarının yaratılması ve aynı zamanda bu direnişin Kazalar'ındaki katliamın ne derecede akıl almaz olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmak. Kaç kişi var orada şu anda? O nöbette kaç kişi var Koray Bey? Şimdi nöbet hafta sonları yüzleri geçiyor. Fakat hafta arası malum insanlar tabii ki hayatlarına devam edip işlerine gitmek zorunda oluyorlar. Orada şu anda hafta arası daimi olarak 40'a yakın arkadaşımız var. Dönüşümlü mü yapıyorlar? 40'a evet, dönem dönem dönüşümlü oluyor. Bazı arkadaşlarımız orada uzun zamandır sabitler. Buradan da çağrımız olsun. Bu sorumluluk sadece bir avuç insanın omuzlarına yüklenemeyecek kadar hayati ve ağır bir sorumluluktur. Buraya insanların çadırlarıyla birlikte gidip bu nöbete katılmalarını, buradan çağrısını yapalım aynı zamanda. Birkaç, yani bir avuç insanın bu kadar büyük sorumluluğu, bu kadar uzun zaman yüklenmesi büyük olaydır, tarihi bir olaydır ama artık birçok insanın buraya katkı sunması gerekir. Yüzler yetmez, binler katkılarını sunması, ortaya koyması gerekir. Ben oraya günübirlik gitmiştim. Sosyal medyadaki 5 Ağustos'taki o büyük kalabalığın görüntüleri sonrasında gitmiştim ve gördüğüm manzaradan sonra 23 gün evime dönemedim. Orada kaldım. Çünkü sosyal medyada göründüğü gibi değil oradaki katliam. Birçok araştırma var. Bu araştırmaların bir tanesi 195 bin derken ağaç kesimi, sendika 600 bin rakamını çok detaylı bir araştırma sonrasında ortaya koyuyor. Çok büyük bir çölleştirme saldırısı var Kaz Dağları'na. Alplerden sonra dünyanın ikinci büyük oksijen deposuna büyük saldırı var. Bu bizim geleceğimizle alakalı, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğiyle ilgili bir mesele. Partiler üstü bir mesele. Dolayısıyla konunun aciliyeti ve önemi buradan herkese bir çığlık olarak gitmeli. Anlaşıldı. Bu bakımdan Kaz Dağları önümüzdeki süreçte mücadelesine devam edecek. Bu bir manipülasyon ve bu önümüzdeki günlerde firmanın rahat bir şekilde o katliama devam etmesinin bir hamlesi olabilir. Bu bakımdan çok dikkatli olmamız gerekiyor ve mücadele devam edecek olan bu mücadeleye daha güçlü destek verilmesi çok gerekir. Teşekkür ederim Koray Türkay, Kaz Dağları, İstanbul Kaz Dağları Dayanışması üyesi. Biz de bakar olacağız. Siz de bakar oluyorsunuz. Zaten nöbettesiniz, bakar oluyorsunuz da değil, işin başındasınız. Bir gelişme olduğunda zaten aktarırsanız biz de izleyicilerle paylaşırız.